Arkadaşlar derse hoş geldiniz. Dersimizin konusu doğruluk derecelerine göre önermeler. Bu ders ne işe yarayacak arkadaşlar? Şimdiye kadar kıyas konusunun hazırlık konularını ve kıyası gördük. Kıyas nasıl yapılır bunu gördük. Şimdi dedik ki kıyas bir bize bir çıkarım şeklinin kalıbını verir. Yani bize doğru yanlış hükmünü vermez. İki öncülden bir sonucun kesin olarak ne şekilde çıkacağını gösterir. Sonuç öncüllerden kesin olarak çıkacağına göre sonuç öncüldeki doğruluk değerini yansıtır demektir bu. Tamam mı? Kıyastaki en büyük düşülen hatalardan bir tanesi budur. Kıyası doğru yaptıysam kıyas geçerli, tamam o zaman sonuç doğru. Hayır. Kıyasın geçerli olması şu demektir. Sonucu öncüllerden kesin olarak elde ettiniz. Peki o zaman benim bir gidip öncüle bakmam lazım. Öncül yanlışsa o zaman kıyasın sonucu da ne olur? Yanlış olur. İşte doğruluk derecelerine göre önermeler bize kıyasın doğruluk değerinin ne olacağını değerlendirme imkanı verir. Tamam mı? Yani bunu bilmeden biz işte kıyasın doğruluk açısından ne kadar doğru, ne kadar yanlış olduğuna karar veremeyiz arkadaşlar. Bakın şimdi buraya yazdım 7 tane kıyasın doğruluk derecesine göre alabileceği önermelerin değerlerini yazdım, isimlerini yazdım buraya. Ve bunlardan hangi sanatlar elde ediliyor? Ne demiştik? 5 sanat kıyas sonucunda elde ettiğimiz sonucun bize doğruluk değerini gösteren sanatlardır. İşte bakın hangisiyle hangi sanat yapılıyor bunu da göstermiş oldum. Şimdi bir bakalım sırasıyla. Birinci tür önermeler arkadaşlar. Yakiniyat. Yakin Arapça'da kesin bilgi demektir. Bunun dereceleri vardır. Bu yakin konusunu arkadaşlar ayrıca işleyeceğim. Yani çünkü Aristo'ya göre arkadaşlar kesin kıyas hangisidir? Bürhandır. Yani yakiniyat türü önermelerden elde edilen kıyaslardır. Kesin sonuç verdiği için. Felsefe dersinde bunu görmüştük. Ne diye görmüştük? Felsefeciler yani bilim adamları için makbul olan önermeler yakiniyat türü önermelerdir. Çünkü onlar bürhandan başkasını kabul etmezler. Başkasıyla ikna olmazlar arkadaşlar. Niye? Çünkü kesin bilgi budur. Diğerlerinde ne var? Diğerlerinde yanlış olma ihtimali var. Şimdi bakalım. Yakiniyat dedik. Bundan elde edilen bilgi bürhan. Özelliği ne arkadaşlar yakiniyatın? Yakiniyatın özelliği bilginin doğruluk değerinin %100 doğru olması. Bilgi %100 doğru. Dediğim gibi bunun işte örneklerine değineceğiz. Ayrı işleyeceğimiz için onu şimdilik geçiyorum. İkinci tür önermeler arkadaşlar. Meşhurat ve müsellemat dediğimiz önermeler. Meşhur Türkçe'de de kullandığımız bir şey. Meşhur. Halk arasında yaygın olmuş. Herkesin genellikle doğru kabul ettiği, herkesin bildiği, tanıdığı manasındadır meşhur biliyorsunuz. Dolayısıyla meşhurat türü önermeler herkesin doğru ve herkesin demeyelim, çoğunluğun doğru olarak kabul ettiği önermelerdir arkadaşlar. Şimdi diğer bir tane daha burada yine aynı grupta bir önerme çeşidi daha var. Bu da müsellemat. Müsellemat da bir tartışmada karşı tarafın ileri sürdüğü tezlerden elde ettiğimiz önermelerdir. Şimdi bakın bu ikisine ne dedik? Cedel dedik. Cedel ne demektir? Cedel tartışma demektir. Cedel tartışma, münazara değil mi? Eskiden çok daha yaygındı. Böyle işte liselerde vesaire şimdi belki biraz daha azalmıştır diye düşünüyorum. Böyle münazaralar yapılırdı. Birisi bir şey ortaya
attığı zaman, bir düşünce ortaya attığı zaman karşı taraf hemen onu bir kağıda yazar. Sonra der ki işte siz az önce şöyle söylemiştiniz diye onun ileri sürdüğü önermeden yola çıkarak bir sonuca ulaşır. İşte bu da arkadaşlar nedir? Müsellemat. Bu dikkat ederseniz diğerlerinden biraz daha ayrı. Yani başlı başına bir doğru veya yanlış diyebileceğimiz bir önermeden ziyade karşı taraf bunu doğru kabul ettiği için karşı tarafa madem ki bu doğru diyerek bizim karşı delil olarak ileri sürdüğümüz bir önerme çeşidi arkadaşlar. Buna mesela en çok verilen örnek nedir mesela? Diyelim ki bir Hristiyan. Diyorsunuz ki ben Müslümanım, benim peygamberim Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem miraca çıkmıştır. O da diyor ki ya olur mu böyle bir şey? Değil mi? Yani normalde şimdi bunu ne yapmanız lazım? Yani bir yerden bir delil getirmeniz lazım. Şimdi getirdiğiniz delilin doğruluk derecesi ne olabilir ki? Yani bir insanın göklere çıktığını söyleyeceksiniz ve bunu ispat etmeye çalışacaksınız. Dolayısıyla hiç bununla uğraşmıyorsunuz. Ne diyorsunuz? Hazreti İsa göğe yükseldi mi? Hristiyanlar da böyle inanıyor değil mi? Hazreti İsa göğe yükseldi. Şimdi Hazreti İsa göğe yükseldiyse öyleyse Hazreti Muhammed de yükselebilir şeklinde bir çıkarım yaparsanız arkadaşlar bakın burada cedel yapmış oluyorsunuz. İşte bu müsellemat dediğimiz bu şekilde karşı tarafın doğru kabul ettiği bir bilgiden yola çıkarak bir sonuç elde ediyorsunuz. İşte bundan dolayı da ne denmiş buna? Cedel yani tartışma sanatında kullanılacak önerme türü. Bir diğeri ise ki asıl tabii ki budur, meşhurat. Meşhur yani çoğunluğun doğru kabul ettiği bilgi. Niye burada yine cedel grubunda bunu işledik arkadaşlar? Şimdi ben burada bir tartışma yapsam birisiyle, sınıfın çoğunluğu beni desteklese veya ben sınıfın çoğunluğunun doğru kabul ettiği bir bilgiden yola çıkarak bir sonuca ulaşsam, bu münazarayı kim kazanır? Ben kazanırım. Dolayısıyla işte bakın böyle bir tartışmada, bir münazarada meşhur bilgiler, çünkü bakın yakiniyat türü kesin bilgileri her zaman elde etmeniz zordur arkadaşlar. Yani bunlar böyle türlerini konuşacağız. Herkesin %100 doğru olarak kabul edeceği bilgi türü, efendim ya bir tecrübeye dayanması lazım ya işte diyelim ki bakın bilimsel bilgi bile değil. Yani bugünkü mesela bilimsel bilgi arkadaşlar yakiniyat türünde olamıyor. Şurada bir ne yaptım? Bir sayı doğrusu çizdim. Bunun üzerinde de bunların doğruluk değerlerinin yerlerini gösterdim. Şimdi bakın bürhan dedik burada. Bürhan %100 bakın. Doğruluk değeri %100. Bakın kullandığı yöntem tümden gelim. Halbuki bugün mesela bilimsel bilgi neyi kullanıyor? Tüme varımı kullanıyor. Bugün bilimsel bilgi mesela bürhan olamaz arkadaşlar. Evet. Bilimsel kanunları söylemiyorum. Bizim bugün işte deneysel yöntemlerle elde ettiğimiz, efendim bilgi toplayarak genele ulaştığımız bilimsel bilgiden bahsediyorum arkadaşlar. Bakın bürhan olamıyor. Olamadığı için zaten bakın bugün bilim adamları tartışır değil mi? Niye? Çünkü bilgi bu grupta da tartışmaya müsait. Kesin değil. Kesin olsa zaten kesinin nesini tartışacaksın? Tartışamazsın zaten. Evet. Pekala devam edelim şimdi. Diğer grup hitabet sanatında kullandığımız önerme türleri. Bunlara da makbulat ve zanniyat diyoruz arkadaşlar. Bakın makbul demek kabul görmüş kişi demek. Zanni ise ihtimal dahilinde demek ama buradaki tabi zanniyat, zannı galip denilen bir kavramı ifade eder. Yani zan, bir şey zannediyorsunuz ya, biz zannetti, öyle zannediyorum demek %50'den bir artı öyle düşünüyorum demektir. Yani işte evin kapısını açık bıraktığımı zannediyorum. Gidip bir bakayım. Veya işte
Balkonun penceresinin açıldığını zannediyorum. Gidip bir bakayım. Zaten %50'den fazla ihtimal vermezseniz ona gidip bakmazsınız değil mi? Yani veyahut da bir evin kapısını kilitleyip defalarca gidip onu kontrol edene de efendim ne dersiniz? Bu adam hasta dersiniz mesela. Niye? Çünkü %50'den fazla bir şeyin ihtimali olmayınca ne olur? O daha alt bir gruba iner ki biz ona vehmiyat diyoruz. Yani zannın gereksiz olanı, efendim insanın bile bile veya bilmeden, efendim bile bilesini ayrıca söyleyeceğim burada, mugalata denilir ona. Yani şurada hatalı bilginin bile bile yapıldığı durumlar da vardır arkadaşlar. Bazı insanlar ya kendi menfaatleri gereği ya da işte durumun kendi lehine olması için ne yaparlar? Gerçeği bile bile gizleyip hatalı bilgiyi bile bile kullanabilirler. O bunun özel bir şeklidir. Şimdi onu birazdan konuşuruz. Şu makbulat ve zanniyata geri dönelim. Makbulat ne dedik? Makbul kabul görmüş demek. Burada mesela günlük hayatta biz örnekler veririz. Değil mi? İşte doktor şu ilacı vermiş. Normalde mesela doktorun bir ilacı vermiş olması başlı başına bir delil olmaz arkadaşlar. İşte diyelim ki ne yapacaksınız? İşte diyet yapacaksınız. Diyorsunuz ki Profesör Doktor Canan Karatay diyor ki. Değil mi? Şimdi ne olmuş oluyor? Bir kişinin profesör olması, araştırmacı olması onun makbul olmasına neden oluyor. Yani siz o bilginin doğru veya yanlışlığını ispat etmekle uğraşmıyorsunuz. Ya ne diyorsunuz? Bunu falanca profesör söyledi diyerek ne yapıyorsunuz? Makbul bir kişiden örnek vererek karşı tarafı ikna etmeye çalışıyorsunuz. Ama burada bilgi türü bu şekilde kesin olmaz. Yani bir profesörün de yanılma ihtimali nedir? Vardır değil mi? Dolayısıyla arkadaşlar bu yine nedir? Bakın doğruluk derecesi olarak daha düşük bir doğruluk derecesine sahiptir. Yine şu sayı doğrusuna bir bakalım. Bakın ne dedik Burhan'dan sonra? Bakın %100 bilginin bu tarafında 75 ile 100 arasını taralı bölge yaptım. Buraya cedel dedim bakın cedel. Yani şuradaki meşhurat ve müsellemat türü önermelerle elde ettiğimiz bilgi türünün doğruluk derecesi bakın şöyle olabilir. Tamam mı? Evet. Pekala. Şimdi gelelim makbulat ve zanniyata. Burada hitabet dedik. Makbulat makbul kişilerden örnek vermekte. Mesela cuma günleri camide hutbe okunur değil mi? Hutbe bakın. Hutbe hitabet aynı kökten geliyor. Orada mesela Kur'an-ı Kerim'den ayetlerden örnekler verilir. Hadislerden örnekler verilir. Değil mi? Ha, o zaman şunu anlıyoruz. Bakın bu tür arkadaşlar bir bilgi türü, yani hitabet türü, bir bilgi türü nerede kullanılır? Genellikle sizin taraftarlarınızın, destekçilerinizin olduğu durumda kullanılır. Tamam mı? Zanni bilgi. Mesela ne yapar? Siyasette kullanılır. Bana oy verin, enflasyon %0. Öğrencilere 5000 lira burs. Zanni olabilir mi? Evet, yani olma ihtimali var. Değil mi? Burada şimdi siz bana muhalif olsanız ne dersiniz hemen? Nereden bulacaksın da öğrenciye 5000 lira burs vereceksin dersiniz değil mi? Ama benim taraftarım olsanız helal olsun. Bizim işte hocamız veya işte partimiz, başkanımız herkese 5000 lira burs dağıtıyor dersiniz. Zanni bilgi. Şimdi bunu demek ki böyle bir bilgiyi kime kabul ettiremezsin? Efendim muhalife kabul ettiremezsin. En azından bakın tartışmada ne olması lazım? En azından bir cedel türü bir bilgiden bahsetmeniz lazım. Burada hitabet. Hitabet de bundan dolayı arkadaşlar kullanılan sözün gücü de önemlidir. Hatibin
hitabet gücü de karşı tarafı ikna etmek için önemlidir. Burada bazen retorik dediğimiz, retorik anlatım dediğimiz, bazen kelimelerin böyle duygusal gücünü de ne yaparsınız? Kullanırsınız. Böyle bazen bir acıklı hikaye anlatırsınız. Tamam mı? Efendim ne olur? Karşı taraf etkilenir, hüzünlenir. Bazen onları coşturursunuz, bazen bir şiir okursunuz vesaire. Burada kelimelerin gücü, bazen de öyle bir şey yaparsınız ki, mesela burada çok verilen örneklerden bir tanesi, işte ne denirse, kürtaj katliamdır veya işte masum bir bebeğin öldürülmesidir dediğiniz zaman adamın daha tartışacak gücü kalmaz. Yani neyi savunuyorsun? İşte diyelim kürtajı savunan birisi neyi savunacak? Şimdi ya kürtajın tanımını desen tartışacaksın adamla da önünü kapatmış olursun mesela. Neyi savunuyorsun sen? Masum bir bebeğin katledilmesini mi dediğin zaman adam daha ne diyecek mesela? Bunlar arkadaşlar yani bu hitabette kelime sanatları kullanılır. Kelime oyunları da yapılabilir. Ama sonuç nedir hep? Zanni bilgidir. Yani ne demiştik? Kur'an'da da ayet var. İnne zanne la yuni minel hakki şey'a. Zan hakikat ifade etmez. Hakikat nerededir arkadaşlar? Yakiniyat türü önermelerdedir. %100 kesin bilgi oradadır. Şimdi bakın buraya tekrar geri dönelim. Ne dedik? Bürhan %100. Cedel yani meşhurat ve müsellemat türü dediğimiz doğru bilgiye oldukça yakın olan önermelerden elde ettiğimiz efendim bilgi türünden de ne yapıyoruz? Cedel sanatını elde etmiş oluyoruz. Cedel yapmış oluyoruz. Bir de hitabet dedik. Makbulat ve zanniyat. Zan %56 demiştik bilginin doğruluk değerine. Bakın niye 50 ile 75 arası? Tabii ki böyle bir kategori yok arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Bunu ben anlamanız için yapıyorum. Çünkü zaten zanniyat dediğimiz şey %50'den artı, evet %100'den daha düşük de olsa zanni olur ama bakın cedelin meşhuratı ve müsellematı da zannidir. Ama bunlar daha kuvvetli. Ondan dolayı ben onları böyle daha iyi kategorize edebilmeniz için 75 ile 100 arasına cedeli yerleştirdim. 50 ile 75 arasına hitabeti yerleştirdim. Eğer siz bilginin doğruluğu açısından bakacak olsanız, tamam mı? Yani kesinlik ifade edip etmemesi açısından bakacak olursanız yine nereye bakmanız lazım? Bürhan dışındaki diğerlerinin hepsi nedir? Yine zanni bilgidir aslında. Tamam mı? %100 doğru olmayan her bilgi nedir? Zannidir aslında ama biz onları farklı kategorize ediyoruz ki niye? Çünkü bu doğru olmaya biraz daha yakın, bu biraz daha zayıf. Mesela böyle bir dini terminolojiden örnek vereyim. Hadisler vardır mesela. Bazı hadisler nedir? Mesela mütevatir. Mütevatir dediğiniz zaman mesela yakiniyat türüne girer. Ne demek mütevatir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 120 bin kişiye veda haccında bir konuşma yapmış. Şimdi 120 bin kişiden bir şey nakledilince onun artık olmama ihtimali ne olmaz? Bulunmaz. Bu konuşma yapılmış demektir. Burada şu sözler söylendi demektir. Üç aşağı beş yukarı belki birisi birkaç kelimeyi değişik söyler ama aynı şeyler söylenir. Bu kadar kalabalık kişi. İşte bakın yalan söyleme ihtimali olmayan bir kalabalık grup tarafından söylenilen bilgi mütevatir. Gerçi bizim Türkçe'de bu mütevatir kelimesi efendim yanlış bilginin meşhur olması manasında hatalı bir şekilde kullanılıyor arkadaşlar. Ne deniliyor mesela? Ya bu tevatür olmuş deniliyor. Aslında yanlış bir kullanım. Mütevatir demek yalan söylemesi mümkün olmayan kalabalık bir grup tarafından nakledilen bilgi. Eskiden televizyon yoktu mesela. İnsanlar ne yapıyordu? Hacca gidiyordu, geliyordu. Diyordu ki ben hacca gittim. Orada işte Mekke diye bir yer var. Orada bir tane Kabe var. İşte şöyle taştan yapılmış vesaire anlatıyordu değil mi? Herkes de buna inanıyordu. Niye? Çünkü her giden aynı şeyi anlatıyor. Benim görmeme gerek yok. Görmeden de herkesin anlattığıyla ne yapabiliyorum? Onun doğru olduğunu bilebiliyorum. İşte bakın mütevatir budur. Bakın ne oluyor? Kesin bundan diyoruz ki böyle bir hadis kesin var. Ama mesela bir de deniliyor ki sahih hadis. Sahih denilince bakın mütevatir gibi olmuyor o.
mütevatir gibi olmuyor, biraz daha zayıf. Yani diyoruz ki büyük bir ihtimalle Peygamber Efendimiz bu hadisi söylemiştir. Bakın onun %100 olmuyor mütevatir gibi. Daha zayıf oluyor. Bir de mesela deniliyor ki işte hasen, yani güzel bir hadis. Bakın biraz daha zayıf. Tamam mı? Veya zayıf deniliyor. Zayıf hadis. %50 biraz daha yaklaşmış mesela. %50'nin altındakilere itibar edilmez mesela, değil mi? Mevzu hadis, uydurulmuş hadisler de vardır mesela. Bu gruba girer. %50'nin altına düşünce ne oluyor? Doğruluk ifade etmiyor arkadaşlar. Pekala. Şimdi gelelim burada, bakın muhayyelat diye bir şey var arkadaşlar. Bunun karşısına şiir yazdım. Muhayyelat ne demek? Hayal mahsulü. Bir önerme düşünün. Bu önerme hayal mahsulü. Arkadaşlar hatırlarsanız ne demiştik? Organon aslında başlangıçta 6 kitaptı, değil mi? Aristo'nun Şiir ve Safsata adlı eseri sonradan eklenmişti bu mantık konuları arasına. Niye arkadaşlar? Aslında dedik ki şurada, yani Bürhan, Cedel ve Hitabet'te şey biter. Kıyas biter. Yani kıyasla elde ettiğimiz bilgiler aslında şu gruptadır. Bunlar kıyas olmayan bilgi türleridir. Mesela bir şiirde geçen bilgiyi biz ciddiye alıp da onu bir bilgi türü olarak ne yapmayız? Değerlendirmeyiz arkadaşlar. Onu eğlence amaçlı bir hayal mahsulü olarak kullanırız. Hiç de mana vermeyiz. Zaten işte şarkılarda, türkülerde bir bakarsınız böyle çok anlamsız tanımlamalar vardır, çıkarımlar vardır. Dolayısıyla bunlara ne yapmayız biz? İtibar etmeyiz. Bunun hayal mahsulü olduğunu, şiir olduğunu biliriz. Peki geldik buradaki vehmiyata. Vehmiyat arkadaşlar, vehm, evham kelimesi Türkçe'de kullanılıyor. Bir şey doğru olmadığı halde onu doğru zannetmeye ne denilir? Vehm denilir veya evham denilir. Evhamlanmak. Az önce örnek verdim ya. Tekrar tekrar gidip kapıyı kontrol ediyorsunuz mesela. Kapattım mı, kapatmadım mı diye. Dolayısıyla evham dediğimiz şey nedir? Bir şey doğru olmadığı halde onu doğru zannetmek demektir. Buna itibar edilmez arkadaşlar. Burada da grup olarak bakın şurada, şurası arkadaşlar vehmiyatın bulunduğu yerdir. İşte bakın burada neyi elde ediyoruz? Safsata. Ben şimdi dedim ki bu vehmiyatın özel bir türü var. Onu buraya yazalım arkadaşlar. Bunun adı, farklı bir şey zannetmeyin. Evet. Ya, şunu yanlış yere yazdım. Safsatanın altına yazmam lazım. Safsatanın özel bir şekli mugalata arkadaşlar. Bazen insanlar safsatayı nasıl yaparlar? Yani hatalı bilgiyi nasıl kullanırlar bilmeden. Kendi hata yapmış olur. Bir de ikincisi, sizi yanıltmak için kasıtlı olarak bile bile yapar. İşte o kasıtlı olarak yapılanına ne deniliyor arkadaşlar? Mugalata. Yani muhatabı yanıltmak için kasıtlı olarak bir önermeyi yanlış olarak kullandığınız zaman bu söz sanatına da mugalata denilmiştir. Şimdi bununla ilgili basit bir, buraya bir uygulama yapalım. Nasıl bunları değerlendirdiğimizi örnek üzerinde bir inceleyelim arkadaşlar. Her zaman verdiğimiz örneklerden meşhur bir tanesini yazayım buraya. Yazdık. Her zaman kullandığımız
Meşhur örneklerden bir tanesi, bütün insanlar ölümlüdür, Sokrat insandır, o halde Sokrat ölümlüdür. Şimdi, ne demiştik? Biz daha önce ne yapmıştık mesela? Öncelikle diyorduk ki, biz bir kıyası geçerli olup olmadığını değerlendirebilmek için neye bakıyorduk? Orta terime bakıyorduk, değil mi? Kıyas doğru kurgulanmış mı? Orta terim mesela birinci önerme, ikinci önermede aynen tekrar edilen önermelerdi. Bunlara bakıyorduk. Sonra kıyasın diğer şartlarına bakıyorduk. Mesela iki öncülden, iki tikelden sonuç çıkmaz, iki olumsuzdan sonuç çıkmaz, orta terim sonuçta bulunmaz gibi şartlarımız vardı. Gerçi kıyasın zaten şekline uyuyorsa onların hepsi zaten bunların içerisinde vardır demiştik. Bakın bütün insanlar ölümlüdür. Sokrat insandır, o halde Sokrat ölümlüdür. Buna ne demiştik arkadaşlar? Tümel, tikel ve tikel önermeler. Yani şu birinci önermeye A demiştik, tümel önermeye. İkinci önerme tikel, İ demiştik. Üçüncü önermeye de tikel, İ demiştik. Bu insan orta terim birinci önermede özne, ikinci de yüklem olduğu için birinci şekilden bir önermedir ve birinci şekilden darî formatına uyduğu için kıyas geçerlidir demiştik, değil mi? Şimdiye kadar yaptığımız iş buydu. Şimdi bunun kıyasın doğruluk derecesi açısından bakacak olursak, şuradan elde ettiğimiz Sokrat ölümlüdür ifadesinin doğruluk derecesini anlayabilmek için neye bakacağız arkadaşlar? Önermelerin doğruluk derecesine. Burada da şunu unutmuyoruz. Ne demiştik? Sonuç öncüllerden zayıf olana bağlıdır. Yani şu iki öncülden bir tanesi mesela yakiniyat türü bir bilgi olsa, ikincisi diyelim ki makbulat türü bir bilgi olsa veya zanniyat türü diyelim bir bilgi olsa sonuç ne olacaktır? Zanniyat türü olacağı için hitabet olacaktır arkadaşlar sanat. Şimdi buraya bakıyoruz. Bütün insanlar ölümlüdür. Bu tecrübeyle sabit mi arkadaşlar? Sabit. Ölmeyen bir insan biliyor muyuz? Bilmiyoruz. İnsan anatomisi belli. Dolayısıyla bu kesin bir bilgidir arkadaşlar. Yakiniyat türüdür. Ama henüz bürhan olmadı bakın. Değil mi? Bakın yakiniyat türüdür. İkinci önermeye bakıyorum şimdi. Sokrat insandır. Biz Sokrat'ı tanıyoruz. Tarihte bir filozof değil mi? İnsan olduğunu biliyoruz. Sokrat'ın insan olduğu kesin bilgi arkadaşlar. Bakın bu da yine ne olmuş oldu? Yakiniyat türü bir önerme olmuş oldu. Dolayısıyla arkadaşlar buradan bu iki yakiniyat türü öncülden, önermeden elde ettiğimiz sonuç önermesi yani Sokrat ölümlüdür önermesi nedir? Yakiniyat türü bir önerme olup arkadaşlar bu şekilde yapmış olduğumuz söz sanatı ne olmuştur? Bürhan olmuştur. Biz buradaki çıkarımı farklı farklı önermelerle deneyebiliriz arkadaşlar. Her birine bakacağız. Mesela burada herhangi bir tanesi meşhurat türü bir önerme olsaydı ne diyecektik? Cedel sanatı yaptık diyecektik. Zanniyat türü bir önerme olsaydı ne diyecektik? Hitabet yaptık diyecektik. Veya işte diyelim ki vehmiyat türü bir önerme olsaydı ne diyecektik? Safsata diyecektik. Hatta derste zaman zaman bunların örneklerini verdik. Ne demiştik mesela? Bütün kuşlar uçar, serçe de bir kuştur, serçe de uçar. Çok mantıklı gibi görünüyor ama ne demiştik? Bu aslında burada bir vehmiyat var. Bütün kuşlar uçar derken istisna yapmadığımız için tümel kullanıyoruz çünkü. Sakat olan kuşları değil mi? Kanadı kırık, uçamayan veya deve kuşu gibi uçma özelliği bulmayan kuşları da bunun içine katmış oluyoruz. Dolayısıyla mesela bu şekilde elde ettiğimiz efendim serçede uçar önermesini ne dedik? Safsata olur bu dedik. Değil mi? Yani serçe uçar demek aslında cins olarak düşünürseniz bütün serçeler uçar demek. Halbuki serçelerin içerisinde de kanadı kırık olan, sakat olan değil mi? Olabilir, uçamayan olabilir. Dolayısıyla
Ne olmuş oldu? Bu şekilde elde ettiğimiz bilgi türü safsata olmuş oldu. Evet, son kez arkadaşlar bu doğruya bir bakalım. Burada bakın, ben tüme varım ve analojinin yerini de yazdım. Daha önce bunları konuştuk. Bununla ilgili şu tüme varım, tümden gelin ve analojiyle ilgili de bir videomuz var. Onu bir de bu konuyla bağlantılı olarak burada göstermek istedim size. Bakın ne yapıyoruz arkadaşlar? Ne dedik? Bürhan dediğimiz söz sanatında yakiniyat türü önermeleri kullanıyoruz öncüllerinde ve bu sadece tümden gelimin geçerli formlarında. Dört tane zaten, birinci şekilden bakarsanız dört tane form var. Diğer şekillerden de hepsini toplarsanız 19 tane form, diğerlerinde olmuyor. Onun için tümden gelimin özel şekli dedik ona. Sonra arkadaşlar ne dedik? %100'den biraz daha zayıf bilgi olan cedel sanatını yapmış olduğumuz meşhurat ve müsellemat türü önermelerle elde ettiğimiz bilgi türü. Bakın burada %75 ve 99 arası, yani %100 olmayan arayı kullandık. Hitabeti de 50-75 arasında kullandık. Ne dedik öncülleri? Makbulat ve zanniyat türü önermelerdir dedik. Bakın burada yine tüme varım ve analojiyi de ne yaptık? Bu gruba aldık. Yani tüme varım ve analoji bize doğruluk değeri olarak ancak %51 ile 99 arasında bir doğruluk değeri verebilir. Kesin bilgi bize ne yapamaz? Veremez arkadaşlar. %50'nin altını ise ne yaptık? Yanlış saydık. Evet. %50'nin altında hani bazı şeyler, mesela işte sınavda girip de işte bütün soruların şıklarını A şıkkı sallayayım derseniz ne olur bu? Safsata olur. Yani böyle bir şey normalde mantıksal açıdan çok uygun değildir. Zaten zayıf alırsınız değil mi? Yani işte ben salladım da işte geçer not aldım diyen var. Olmaz. Niye? Çünkü %50'nin altı arkadaşlar artık bizim için bir doğruluk değeri ifade etmez. Buradan doğru sonucun elde edilmesi mümkün değildir arkadaşlar.